Sayın Oktay'ı dinleyince aklıma Erzurumlu esnafın muhasebeciyle yaptığı konuşmayı aklıma geldi. Muhasebeciye şöyle söyler Erzurumlu esnaf: hesaba bakirem hac farz olmuş, cüzdana bakirem zekata muhtaçız. Gerçekten de öyle. Her şey mükemmel ama memleket niye bu halde? 700 bin soru önergesine cevap verilmemiş arkadaşlar. Ne demektir soru önergesine cevap vermemek? Sayın Başkan, size de söylüyorum. Her bütçe konuşmasında söylüyorum. Ben milletvekilini takmam arkadaş. Kim oluyor milletvekili? Beni Cumhurbaşkanı atadı. Ben istediğim soruya cevap veririm, istediğe vermem diyor. E siz parlamentonun saygın bir bireyi olarak, bir milletvekili olarak bu tabloya evet diyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürüyorsunuz demektir. Benden fazla sizin itiraz etmeniz lazım. Siz itiraz edeceksiniz. Milletvekillerinin sorularına neden cevap vermiyorsunuz diyeceksiniz. Hadi başkan diyemez. Niye diyemez? Onu da ben gayet iyi biliyorum. Çünkü başkanı başkan yapan yine aynı irade. Ne diyecek şimdi? Biz seçtik. Olmaz arkadaşlar. Biz seçtik başkanı. Ben nasıl seçtiğinizi de çok iyi biliyorum. Sizin de nasıl milletvekili seçildiğinizi de çok iyi biliyorum. Evet. Gelelim başka bir konuya. Hiç şey etmeyin arkadaşlar. Ağlamayın arkadaşlar. Gelelim şeye. Bütçe geldi güzel. Değerli arkadaşlarım. Bu bütçe gelirin nasıl toplanacağını, nasıl harcanacağını bize anlatan bir bütçe. Bu bütçe ilkelerden yola çıkarak hazırlanması gereken bir bütçe. İlkelerden yola çıkarak. Bütçeyi anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Beni dikkatle dinlerseniz anlatacağım her şeyi size. Çocuk gibi ağlamayı bağırmayın. Bana itiraz ediyorsan gel kürsüye. Gel buraya. Gel buraya. Herkes daha iyi bir yaşam, daha iyi bir düzen için çalışacak. Çocuklara yeni bir Türkiye hayalini vereceğiz. Yeni bir siyaset üstü anlayışla ve liyakatle Türkiye'yi büyüteceğiz. O Türkiye'nin takımında siyasiler de var, siyaset üstü insanlar da var. Orada Daran Acemoğlu da var, Hakan Kara da var, Jeremy Rifkin de var, Rafet Gürkaynak da var, Hacer Fogo da var. İzin bu işin uzmanları ve bilim insanları var. Arkadaşlar, niye ağlıyorsunuz? Ya bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Az önce söyledim. Şampiyonlar Ligi takımı karşısında gözleri ışıldayan fotoromanlar var. Vallahi tam bir amatör küme var karşımızda. Hor gördükleri, üstten baktıkları, vergilerini, en temel haklarını gasp ettikleri o ikinci Türkiye, bu yarattıkları saray Türkiye'sini yenecek ve göreceksiniz. Daha açık, daha ne söyleyeyim? Hak gelecek, batıl zahil olacak. Göreceksiniz. Bir şey daha söyleyeyim şimdi. Baronlara geliyorum. Dostlarınız olan baronlara geliyorum. Çocuklarımızı zehirleyenlere geliyorum, baronlara geliyorum. 7 kanun çıkardınız. Ben size iradenizi ipotek ettiniz derken boşuna söylemiyorum. 7 kanun çıkardınız. 7 kanun. Çıkardığınız 7 kanunu 5 kez uzattınız. Yetki verdiniz saraya ve bakanlara. 5 kez uzattınız. Uyuşturucu kaçakçılarının tamamının paralarını getirin Türkiye'ye. Ne yaparsanız yapın dediniz. Parayı getirin dediniz. Peki bu aşağılık insanlarla mücadele etmek için dünya ne yaptı? Kazandıkları parayı sisteme sokmaları lazım. Eğer paranın kaynağı yasal değilse sisteme sokamıyorlar. Bankaya yatırırken soruyor, paran nerede kardeşim? Ev alırken soruyor, paran nerede kardeşim? Nereden sen bu parayı buldun diye soruyor. Bankaya yasal dayanağınız yoksa yatırmaya kalkarsanız başınız belaya girer. Dünya böyle. Peki milyarlarca dolar parayı bu yoldan kazanan bu aşağılık kişiler parayı sisteme sokmayıp ne yapacaklar? Depolamaları lazım. Milyarlarca doların nereye depolayacaksınız?
Depolayacak yer yok bunlarda. Depolayabilir. Vergi de almadınız. Ya konudan haberleri bile yok ya. Hayret ediyorum ya. Vallahi hayret ediyorum ya. Vergi de almadınız ya. Vergi de almadınız ya. Milyarlarca doları saklayacakları bir depo yok. Hadi depoyu buldun. O zaman satın alamadığın depoyu buldun. Parayı depoya koydun. Ama bu para bir şeyi satın almana yaramıyorsa tuvalet kağıdından öteye bir şey yaramaz. Satın alabilmen lazım. Yani sisteme girmesi lazım. Özetle sisteme sokmadığı takdirde bu paranın hayrını uyuşturucu baronu görmez. Şimdi buraya kadar her şey netti. Net. Dünya böyle mi? Evet böyle. Uluslararası kuruluşlar böyle mi? Evet böyle. Biz de söz verdik mi? Evet söz verdik. Biz de böyle yapacağız dedik mi? Evet yapacağız dedik. Ama saray ve şürekası ülkeyi batırınca, cari açık patlayınca para peşinde koştu. Nereden bulacağız parayı diye. Düzgün hiç kimse yatırım yapmayınca kapkaranlık bir şeye izin verdiler. Yeni bir yasal düzenleme çıkardılar. Dediğim gibi 7 kez. Özetle parayı getir, nereden kazandığını asla sormayacağım. Hiçbir vergi müfettişi sormayacak. Hiçbir vergi dairesi müdürü sormayacak. Hiçbir savcı sormayacak. Hiçbir polis sormayacak. Hiçbir hakim hakkında dava açmayacak. Parayı getir, nasıl getirirsen getir. Akşam eve gidince evlatlarınıza bir sorun. Ben bu kanun için el kaldırdım deyin. Vicdani bir muhasebe yapın aranızda. Vicdani bir muhasebe. Bu karar aşağılık uyuşturucu kaçakçıları için bulunmaz bir nimet oldu. Türkiye'ye kirli paraların Türkiye'ye kirli paralarının çamaşırhanesi haline getirdiler. Yani bu paraları aldılar, getirdiler, hiç kimse sormadı, bankalara yatırdılar, yıkadılar, temizlediler, pürüpak yaptılar. Onlar için Türkiye kirli paralarının yıkanacağı, temizleneceği bir ülke haline geldi. Koca Türk devletini, mafya bozuntularına, çamaşırhane yapanların Allah bin belasını versin diyorum. Bir daha söylüyorum. Allah bin belasını versin. Her yeri Mete çevirdiler, Mete. Biliyor musunuz? Siz uyuşturucunun yolunu biliyor musunuz? Afganistan'dan nasıl geldiğini biliyor musunuz? Sadece İran kapısından giren yıllık uyuşturucunun 50 milyar dolar olduğunu biliyor musunuz? Devlette bu konuda raporlar olduğunu biliyor musunuz? Bilemezsiniz, bilemezsiniz. Çünkü sizin göreviniz el kaldırıp indirmek. Başka bir göreviniz yok. Bakınız, şu soruyu sorun. 10 yaşındaki çocuğu, 10 yaşındaki çocuk uyuşturucuya nasıl alıştırılır? 10 yaşındaki çocuk. Ya annesinin kafasını kesip sokağa atan olayı duymadınız mı siz? Arkadaşlar, Sayın Çilez. Sayın Çilez. Bakın geldiler. Uyuşturucu paralarını getirdiler. Kendileri de geldiler. Onlar da geldiler. Ne yaptılar? Türkiye'de at koşturdular. En önemli mafya liderleri, uyuşturucu baronları Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de oturdular. Türkiye'de daire aldılar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için müracaat ettiler. Ya siz bunları bilmiyor musunuz Allah aşkına ya? Sormuyor musunuz ya? Bakın, kendi aralarında hesaplaştılar. Mafya lideri geliyor yurt dışından, buradaki mafya, o da yurt dışından. Hesaplaştılar ve öldürdüler onları. Haberiniz yok mu? İşte o noktada bu baronlar burada at koştururken, o zaman ne oluyor? Araya fotoroman malzemesi giriyor. O zaman başka bir şey giriyor. Emniyet güçleri paralize edildi. Emniyet güçleri. Emniyet güçlerine baskı yapılıyor. Mert emniyetçilerimiz, yürekli emniyetçilerimiz bu fotoromancıdan bıkmış vaziyette. Hikayenin gerisini zaten herkes biliyor. Ama şunu unutmayın, uyuşturucuyu da, uyuşturucu baronunu da, bu pisliğin önünü açanların tamamını da deftere yazdık, hepsinin hesabını soracağız. Hiç kimse endişe etmez. Dört soru soruyorum. İçinizden bir yürekli kişi varsa şu kürsüye gelir, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşürken bu soruları Kılıçdaroğlu sordu. Cevabını ver diye sorar. Bir, Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği
Ben demedim. O diyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dedi. Operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? Ne oldu? Ben demiyorum. O söylüyor. İddianamede çıkarılan sanıklara Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı? Sorun. İki, Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu? İstanbul'dan uyuşturucu faaliyetlerini yönetti. Rakip çetesi nasıl elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelip onu öldürdü? Üç, Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Bir daha soruyorum. Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi? 4. Mustafa Çalışkan, yürekli bir emniyet müdürü. Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişiyi neden bu konuma getiriyorsunuz? Sorun. Açıkla. Bakınız, uyuşturucu konusunda açıklayın başkanım. Bak git. Nerenin milletvekilisin? Nerenin milletvekilisin? Nerenin milletvekilisin? Hayır bilmiyorum. Söyle. Sana nerenin milletvekilisin? Git o ile en yakın taksi durağına git. Orada konuş. Burada uyuşturucu nerede satılıyor? Sana anlatacaktır. Dünyadan haberin yok senin. Ben bilirim. Ben bilirim. Bakınız, uyuşturucu konusunda Türkiye'nin hangi iline giderseniz, hangi iline namuslu bir adam bulun, esnaf olsun, taksici olsun, şoför olsun, kim olursa burada uyuşturucu kimler kullanıyor? Kimler satıyor? Ya ben uyuşturucu çocuğu uyuşturucu kullanan annelerle görüştüm. Sizin haberiniz bile yok. Annelerle görüştüm. Bana anne baba ne diyor biliyor musunuz? Akşam yatarken yatak odamızı sürgülüyoruz. Çünkü oğlumuz uyuşturucu kullanıyor. Bağcılar'a gittiniz mi? Sultanbeyli'ne gittiniz mi? Gittiniz mi? Orada gördünüz mü? Araştırma raporunu göndereceğim size. Araştırma raporu. Niye Süleyman Soylu'ya demiyorsunuz? Jandarmanın gönderdiği yazıları, raporları getir buraya. Niye demiyorsunuz? Niye demiyorsunuz? Diyemezsiniz, diyemezsiniz, diyemezsiniz. Rüşveti, hırsızlığı meşrulaştıran bir kanuna evet dediniz. Bir daha söylüyorum. Rüşveti, yolsuzluğu meşrulaştıran bir kanuna evet dediniz. Tamam da böyle bir usul yok ki kardeşim. Bu ne ya? Kalkıp cevap verirsiniz. Hakaret değil efendim. Gerçek, gerçek. Ya gerçek. Gerçek de yüzleşin. Gerçek de. Ben anlatacağım, dinle. Elini niçin kaldırdığını bana açık, ondan sonra anlat. Rüşvet alanlardan büyükelçi olur mu? Şimdi size bir soru. Allah aşkına söyleyin ya. Bana cevap vermeyin. Eve gittiğinizde ilkokula giden çocuğunuza sorun. Rüşvet alandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyükelçisi olur mu diye sorun. Sorun ya Allah aşkına ya. Hadi ona sormuyorsa eşinize sorun. Akrabanıza sorun. Komşunuza sorun. Ya bu memlekette AK Parti'nin içinde de son derece değerli büyükelçilik yapacak insanlar var ya. Ya rüşvet alandan 21. yüzyılın Türkiye'sinde büyükelçi mi atanır? Paranoyasını besleyen bir troll ordusu kaldı elinde sonuçta. Tek o kaldı. Evet. Hiç gücünüze gitmesin arkadaşlar. Çürüttünüz bu kutlu çatıyı, çürüttünüz. Yahu her şeyden vazgeçiyorum da. Emin olun. Her şeyden vazgeçiyorum da. Ya kendi bakanınız, sizin bakanınız ya. Bir milletvekilinin mafyadan her ay 10 bin dolar aldığını söyledi ya. Sizin bakanınız söyledi. Yani bir kişinin gücüne dahi gitmedi ya. Bir kişinin gücüne dahi gitmedi. Bir kişi çıkıp da onuruyla ya bu iş nedir diye bir soru dahi sormadı. Bir de bana diyorsunuz ki niye bunu söylüyorsun? Hakikaten, gerçekten hakikaten hayret ediyorum. Hepiniz zan altında kalıyorsunuz. Bu çatı zan altında kalıyor. Siz milletvekilisiniz değerli arkadaşlarım. Suç ortağı değilsiniz.
ses çıkarmadığınız andan itibaren suçu onaylıyorsunuz demektir. Ve suç ortağı oluyorsunuz demektir. Bunu nasıl içinize sindiriyorsunuz ben hayret ediyorum. Dedim ya, gerçekten meclis çürüdü. Devlet de çürüdü. Yahu Allah aşkına, dedim, rüşvet alan kişiden büyükelçi olur mu? Gidersiniz, parayı ödersiniz, devletin bütün sırlarını satın alırsınız. Çünkü rüşvet alan adam karaktersiz bir adamdır. Satar, vatanını da satar. Her türlü bilgiyi de satar. Tiranlar her zaman böyle davranırlar. Gerçeği reddederler. Krizleri reddederler. O da tümüyle Türkiye'den koptu. Her şeyi reddediyor. Ekonomiyi reddediyor. Açlığı reddediyor. Yoksulluğu reddediyor. İşsizliği reddediyor. Getirdiği sığınmacıların bir sorun olduğunu da reddediyor. Onun reddetmeyeceği bir gerçeği söyleyeyim. Tiranlar, zorbalar hep giderler. O da 6 ay içinde gidecek. Hepinize saygılar sunuyorum.